Herkese merhaba. Fiat Tempra modunun fixi var. Hemen şöyle mod yöneticisinden başlayacağım. Modun orijinalini indiriyorsunuz önce arkadaşlar. Açıklama linkinden. Orijinal modu indiriyorsunuz. Orijinal mod RAR olarak iniyor. O RAR'ın içini açtığınız zaman bir aracı göreceksiniz. Bir de şöyle Valpak göreceksiniz. Valpak dediği şey jant paketi. Kadir Yağız'ın modu bu. Bu ikisini indiriyorsunuz. Jantları istiyorsanız bunu da aktif etmeniz gerekiyor. Şurada da fiximiz var. Şimdi araç üstünde jant paketi aktif etmek istiyorsanız onun üstüne de fix olacak. Jantı istemiyorsanız bunu aradan çıkarın ama altta araç en üstte de fix olacak. Ona dikkat edin. Fix'i direkt indirdiğiniz gibi mod klasörüne atıyorsunuz. Aracı RAR'ın içinden çıkarıp atıyorsunuz. Ayrıca RAR'ın içinde orijinalinde template de var. Yani şablon var. Skin yapmak isteyenler o şablondan skin de yapabilirler. Öyle bir seçenek sunmuşlar. Mercedes galerisinden alıyorsunuz. Şöyle gidelim hemen galeriye. Bu şekilde direkt karşınıza çıkıyor. Özelleştir diyelim, başlayalım. Şimdi kabinimiz tek çeşit. Şasi seçeneğimiz var, 3 tane. Şöyle standart olan seçili geliyor böyle. High diyor. Kalkık ön tarafı da, arka tarafı da. Şu low diyor, basık. Bunun standardı, bu İzmir diye geçiyordu galiba. İzmir tarzı diye geçiyordu herhalde. Bu Tempra'nın orijinalinde zaten. Yanlış hatırlamıyorsam böyleydi. O yüzden standart bu konmuş. İki tane motor seçeneği var. Bunlar Skoda'nın motoruyla aynı. Sesi de Skoda sesleri. Şu bağırmayan motor, şu bağıran motor Skoda'nın. Hangisini istiyorsanız. Ben seslere dokunmadım. Orijinalinde neyse öyle bıraktım. Eğer istiyorsanız sesleri nasıl değiştireceğinize dair bir video yapmıştık. Hatta canlı yayında anlatmıştık. Onun videosunu ben açtım. İzleyebilirsiniz. Oradan sesleri istiyorsanız kendiniz değiştirip yapabilirsiniz. Başka motor sesi koyabilirsiniz. Vites manuel yazıyor ama bunu da otomatiğe çektim. Manuel istiyorsanız ayarlarınızdan manuele çevirip kullanabilirsiniz. Şöyle bir interior var. Bu Tempra'nın göstergesi böyle. Şekil olarak olmuş ama oyunda gösterge çalışmıyor, haberiniz olsun. Baştan söylüyorum bak, sonra abi çalışmıyor bu demeyin. Renk seçenekleri çalışıyor. İstediğiniz renk yapabilirsiniz. Metalik de çalışıyor. Yine metalik olarak da istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Şöyle kalsın güzel. Şunlarda da template'ler var. Bakın o pilot polis diye yazıyor ama şimdi tıklayacağım renk gidecek. Renk de hoşuma gitti. Neyse tekrar yaparız. Şöyle görün de. Bu template'leri değiştirip modun içine atarsanız hani polis skin'i falan bilmiyorum buna olur mu ama kafanıza göre yapabilirsiniz de yani. Normalde pek verilmiyor bu tarz araçlarda template. Biraz daha açık olsun neyse. Tamam. Sonra şimdi şurada ben Skoda'nın şeylerini çıkardım. Buradaki tepe lambasıyla işte altta LED diye gösteriyor. Zaten çalışmıyor. O yüzden hiç koymadım buraya. Bu alttan başlayalım. Şöyle biraz daha kaydırsam değişir mi şekli? Neyse o kayıyor zaten. En alt kısım bu genelde lip olarak konuyor ya. O kısım renkli veya plastik yapabiliyorsunuz. Onun hemen bir üstü yine plastik ve renkli seçebiliyorsunuz böyle. Yine bir üstünde plastik ve boyalı yapabiliyorsunuz. Bunun ayrı ayrı olması biraz güzel olmuş aslında. Hani kafanıza göre yapabilirsiniz. Şöyle mesela üst taraf plastik, altı renkli falan gibi. Şöyle.
tamamen boyalı mesela. Hani parça parça kendiniz ayarlayabilirsiniz bunu. Şöyle yapayım ben. Ön panjur için boyalı 1, boyalı 2 diyor. Şu öndeki logo değişiyor. Şöyle göstereyim. Şu çizgili logo geliyor. İkinciyi seçtiğiniz zaman da logo gidiyor buradan. Şuraya fiyat yazısı var zaten. Ama orijinal Tempra'da hatırladığım kadarıyla şu çizgi vardı. Bayağı da eski bir araç. O yüzden tam ben de hatırlamıyorum. Şöyle plastikte yapabiliyorsunuz aynı şeyi. Böyle kalsın. Şuradan da farlar. Şimdi plastik demiş. Şöyle boyalı oluyor. Şurada da krom kaplama demiş ama krom çok parlak değil bunda. Böyle daha bir gri plastik gibi duruyor. Biz bunu boyalı mı yapalım? Boyalı yapayım ben bunu. Şunlar plaka, isterseniz yazabilirsiniz. Şu içerideki ayna standart, ona dokunmanıza gerek yok. Şu da dışarıdaki ayna, bu da standart. Şurada en altta marşpiyeli değiştirebiliyorsunuz. Şöyle. Bunu da renkli yapayım. Alt tarafı renkli yaptık. Uysun birbirine. Şu arkada da yine aynı şekilde arka tampon için böyle parça parça değiştirebiliyorsunuz. Önle aynı yapacağım ben. Şimdi üçünü de ayrı ayrı göstereyim yine size ama hani boyalı plastik aynı öndeki gibi bu şekilde seçebiliyorsunuz. Ben önle aynı yapacağım. Şurada da zaten çubuk var. Bu böyle birbiriyle şöyle geliyor. Böyle aracın etrafında aynı hizada çeviriyor. Böyle güzel. Benim hoşuma gitti. Böyle yapıyorum. Şimdi lastiklere gelince tek seçeneğimiz var. Hani bunlar da seçenek ama kamyon lastiği yani onlar. Al koyayım mesela. Koymuyor. Koymaması güzel. Şimdi lastik paketini de eklediğiniz zaman, daha doğrusu jant paketini, bu seçenekler geliyor. Bunları zaten çoğu araçtan biliyorsunuz yani. Emir'in modlarında da var, TRZ Pro'nun. Bunda da aynı şekilde bakın paket olarak eklenmiş bunda farklı olarak. Ben yine Vossen'imi seçeceğim. Vossen'in Volk T37. Ben bunu seviyorum, bunu seçeceğim yine. Arkada da aynı seçenekler var. Şöyle seçelim. İçeride zaten bir şey yok. Şu slotlara bakmayın. Bu dış aynanın. Bu buradaki aynanın tek zaten. Şu da ön farın. Buraya niye geliyor bilmiyorum. Öyle kalmış. O yüzden içeride bir seçeneğimiz yok. Onayla diyelim. Şuradan bir satın alalım. Şimdi gösterge çalışmıyor dedik. Gösterge çalışmıyor ama mesela animasyon var şeyde, anahtarda. Şöyle kontağı çevirdiğiniz zaman anahtar animasyonu var. Başka viteste falan animasyon yok. El freninde animasyon var. Bu şekilde. Hoppa. Ne oluyor lan? Nereye çarptım? Nereye çarptık? İyi, bir servise gidelim. Bu 1.33'ün fırlatma olayları var biliyorsunuz yani. Ne kadar fiziklerini ayarlasanız da aracın bazı yerde böyle fırlatma yapabiliyor. Anada yapacak bir şey yok artık, ne yapalım. İdare ediyoruz, 1.34'te bir düzeltirler diye bekliyoruz bakalım. Biz neredeyiz, servis nerede? Şuradan sola dönelim. Servis burada galiba. Hem Skoda'nın şu diğer... Yeah.
Skala üzerine yapılan araçlar stop etme işi de başladı bir de. Ani fren yaptığınız zaman araç stop ediyor. Şuradan diğer motoru alayım ben ya, biraz bağırsın, sesi çıksın. Bağırma sesi olmadan olur mu ya? Kullanabilsek. Şu trafiği de açayım. Biraz trafiğin içinde dolanalım. Yok, yanlış oldu. Çok açmayayım. 3 yeterli. Bu kırmızı görünen hatalar yine. Düzelttiğim yerler var ama bilerek bıraktığım hatalar var. Bilerek bırakmanın dışında model eski olduğu için düzelmeyen hatalar da var. Bilginiz olsun. Ama yine de sanıyorum diğer modlar kadar yoktur kırmızı. Bak bak, ben adanın içindeyim, yola giriyorum. Buradan makaslayabilir miyim? Hayır. Neyse. O kadar hızlanmamışız. Şuradan bir otobana çıkalım. Hızına bakalım ne ara. Bir 200'ün üstüne çıkması lazım. 220, 230 belki zorlayabilir. Deneyelim bakalım. Yalnız aracın yol tutuşu benim hoşuma gitti. Yani ben biliyorsunuz bu ufak araçları çok fazla kullanamıyorum ama birazcık hani aracı test ederken kullandım. Hatta 230'u falan gördüm işte orada. Daha uzatmadım tabii de. Şimdi o maksimum hızını deneyeceğim. Ama virajları alması, yol tutuşu falan hoşuma gitti aracın. Rahat kullanılıyor yani. Öyle hemen hafif bir virajda savrulma yapmıyor. Yola biraz böyle yapışıyor gibi. Hop. Lafın üstüne geldi bak. Lafın üstüne çok güzel geldi. Ama bu benim hatam ya. Bak nasıl da ters ettik. Oh, arkadan da geçirdiler. Bu benim hatamdı ama direksiyonu fazla kırdım orada. Yani frenleyip direksiyon kırarsanız ondan kaçışınız yok. Hem frene abanıp hem de direksiyonu çevirmeyin arkadaşlar. Özellikle multiplayer'da Skoda'da da geçerli. Onda da aynı şeyi yapıyorum. Açıkken geçebilir miyiz acaba para ödemeden? Yok. İlla o parayı kesecek bizden. Araç FPS'inizi düşürmüyor arkadaşlar. 60 FPS şu anda. Sağ üstte görebilirsiniz sanıyorum siz de. Biraz makaslayalım ya, bakalım nereye kadar gideceğiz böyle. Trafiği de hazır fazla açmamışken. Haydi motor arızası. Hop.
Kız felakettir arkadaşlar. Kız yapmayın. Kız kötü bir şey. Hele benim gibi ayarınız yoksa hiç yapmayın. Çalışır mı acaba? Ben o maksimum hıza çıkacağım. Fransa'nın otobanında oynayıp da o maksimum hıza çıkmadan olmaz. Fransa'nın en kötü yanı gişeleri işte böyle. Çok sık gişe geliyor. Ne oluyor lan? Ben zaten servis ışınlanmıştım. Ya bu da işte sinir ediyor insanı. Direkt sıfır kamerasıyla şu otobana koyayım, bir hız denememizi yapalım, biz böyle olmaz. Nerede kaldı otoban? Gelmişiz Toulouse'a. Nereden? Şöyle. Buraya mı döneceğiz? Tamam. Buradan devam edelim. Sen kime şekil yapıyorsun? Alırım anahtarını. Bu arada ben de süspansiyon kodu açık mı onu bir kontrol edelim. Şimdi hep unutuyorum, multiplayer'de oynarken süspansiyon kodunu 0.5 kullanıyorum ben. Şurada bir kontrol edeyim, onu da sıkıntı olmasın. Ben 0.5 kullanıyorum. Kaçmış? Ha bak 0.5'miş. Şimdi 1 yapınca fırlatır mı acaba? Heh, tamam, sıkıntı yok. Bazen böyle 0.5'te unutup aracın fiziklerini ayarlıyorum. Ondan sonra bu arada otoban dedik, nereye geldik ya? Hoppa! Dayı sağ ol ya. Yoluma çevirdiğin için beni. Böyle ayarlarken unutuyorum. 0.5'te ayarlıyorum. Normal hani siz kullanmıyorsanız o kodu standardı 1 olarak geliyor. Benim 0.5'te ayarladığım bu sefer uymuyor. O yüzden sıkıntı çıkmıştı daha önce bir iki modda. Ey yavrum. Otobanı bulacağım diye yaptım. Bulacağım ben otobanı ya. İstiyorsanız siz buradan itibaren izlemeyin. Ben otobanı bulup maksimumuza çıkacağım. Kafaya koydum. Ondan sonra videoyu bitireceğim. Aslında kısa video yapayım diyordum. Beni deli. Evet aynen. Tamam, ben bunun süspansiyonunu biraz düzeltip vereceğim size. Sıkıntı yok. Sizin indirdiğinizde böyle yapmayacak arkadaşlar. Arka taraf güzel oturdu yalnız. Hatta ben videoyu bir dondurayım, ayarlayayım, devam edelim. Evet, ayarı yaptım bakın. Canlı yayında yaptığım gibi videoyu dondurup ayar yapıp geri dönüyorum hemen. Şuradan süspansiyonu değiştireyim. Burası da şurası. Aynısını seçeceğim yine. Yaptığım değişiklik geçerli olsun diye emin olmak için böyle yapıyorum. Bakalım fırlatacak. İyi gibi bakalım.
İyi ki aklıma geldi kodu kontrol etmek. Bakın size canlı yayın tadında video çekiyorum arkadaşlar. Aracın sıkıntılı kısmını videonun içinde fixleyip devam ediyoruz. Bizde böyle. Canlı yayında da böyle sıkıntı olunca hemen hallediyoruz ya. Aynı onun gibi oldu şimdi. İyi de oldu ha. O kadar yol gittik. Bakın. Şeyin farkını görmüş oldunuz. Suspansiyon kodu 0.5 ile birim farkı. 0.5'te hiçbir sorun çıkarmazken. Buradan da şunu anlayabilirsiniz. Bakın aklıma ne geldi. Eski modlarda veya işte bu beceremeyen arkadaşların modlarında böyle hani atma oluyor falan diyorsunuz ya, 1.33 fixi yapılmış ama oraya buraya fırlatıyor abi diyenler var mesela. Onlar da nereden gidiyoruz lan, buradan mı? Onlar da bu süspansiyon koduyla en azından fixlenme durumu olana kadar, düzelene kadar bu şekilde kullanabilirsiniz. Yani normalde mod sizi sağa sola fırlatıyorsa süspansiyon kodunu 0.5 yapın. Büyük ihtimalle düzgün gidecektir. Az önce benim gittiğim gibi. Bunu da öğrenmiş oldum. Canlı canlı öğrendik şimdi. Bakalım. Video bayağı uzadı ama. Buraları belki izlemiyorsunuzdur. İzleyenlere de teşekkür ederim. Yani ben videoların tamamının izlenmesinden yanayım. Böyle şeyleri kaçırmamak adına. Özellikle bir şeyler öğrenmek isteyen arkadaşların izlemesinden yanayım. Şöyle bir durum var. Çok başıma geliyor videolarda. Paylaştığım videolarda. Ben videoyu paylaşıyorum. Örnek veriyorum sadece. Hani belli bir video için konuşmuyorum. Videoyu paylaşıyorum. Ben videoda atıyorum tamponun nasıl takılması gerektiğini anlatıyorum. Birisi geliyor yorumda yazıyor, abi tampon olmuyor. Abi tamponu nasıl takıyoruz? Videoyu onun için çektim kardeşim. Niye izlemiyorsun? Bu arada 217'ye çıktık. Ne diyordum? Ha, videoyu izle yani. Videoyu ben o yüzden çekiyorum bu kadar uzun. Bak şimdi şu videoyu izlemeyenler belki araç orada zıplamaya başlayınca İndireceği varsa ha, bu olmamış deyip kapatacak mesela. Yani izleyen arkadaşlar gördüler ki ufak bir dokunuşla hallettik, sıkıntı yok. Bizim de işimiz bu zaten. Bizim olayımız kod. Yani 220. O yüzden arkadaşlar özellikle bu tarz hani modifiye falan yapılan araçların videolarını, sadece benim videolarım için söylemiyorum. Mazot tükendi ya. Kaça çıktık? 220'ye çıktık ya. Daha fazla yokuş falan olursa veya çok düz bir yer olursa hızlanır bu araç. 225. Mazot bitene kadar devam. Mazotun bittiği yerde kalalım. Yalnız bakın çok dağılmıyor yani. Hafif dokunarak falan geçmeme rağmen. Haydi! Mazota gerek kalmadı, zaten dağıttık kendimizi. Aynı şekilde durdum bak. Ne diyordum? İzleyin arkadaşlar videoları. Videoları, bundan sonra videoda anlattığım şeyi yorumda soran arkadaşlara cevap vermeyeceğim. Haberiniz olsun. Hani videoyu izle, videoda var bile demeyeceğim. İzlemeyen arkadaşlar sormasınlar bir şey. Biz burada bir şeyler anlatmak için video çekiyoruz, vakit harcıyoruz. Bakın buna kaç dakikamı harcadım. Ha belki kendi zevkim için biraz sürmek için de harcadım ama kaç dakika harcadım sonuç olarak? Bazı arkadaşlar 10 dakikalarını harcayıp izlemiyorlar. Ben 10 dakikalık videoyu çekmek için bayağı bir zamanımı harcıyorum. Üstüne editlemektir, upload'dur, şudur budur. 10 dakikalık video belki benim 2 saatimi alıyor. Ama o 10 dakikayı İzlemeye üşenen arkadaşlar soru soruyorlar videoda anlattığım şeyi. Yapmayın bunu, ayıptır ya. Yine hatırlayalım. Böyle olmuyor. Evet gençler. Fiat Tempra. Eski bir mod. Yeni versiyonda kullanabilirsiniz. Hepinize iyi oyunlar diliyorum. Hoşçakalın.